kadar konuştuysanız bunun daha kınası da var. Kınada ne oldu biliyor musunuz kızlar? Ne oldu? Ne oldu? Kına günümde tabii ki de gelinlikle birlikte bana kınalık da aldılar. Evet. Ama ben o kınalığı beğenemedim. İçime sinmedi eve geldikten sonra. Sinmez aşkım, sen alışmışsın. O gece sabahın köründe yattım yatamadım, uyuyamadım sabaha kadar. Kalktığım gibi hemen aradım eşimi. Dedim ki kalk Ankara'ya gidiyoruz. Ben Ankara öyle beğenmem ya. Çankırı falan beğenmem. Çankırı'dakileri beğenmiyorum ki. Kalktım Ankara'ya, bir tane marka bir yer var. Oraya götürdüm. Orada bin dallara baktım. Ve hepsi dandik. Olmaz böyle dedim, gittim özel dikim yaptırdım. Kiralık. Dedim ki bir daha nerede giyeceğim? Bin dallı. 7000 liraya, evet. Ne? Ne? 7000 liraya kiralık 7000 lira. Bin dallı. Evet. Özel yaptırdın, yaptırdığın yerden de kiraladın. Evet. 7000 liralık şu bin dallıyı bir görelim lütfen, resmi vardı. Aa, var mı? Tabii ki de var kızlar. Gerçekten görelim. Markına göre. Ben tepsimi dolaştırdım, sen çiçeğini. Ay, bu muymuş? Kesinlikle. 7000 liralık. Ay, 5 beden büyük gelmiş. Ay, bir şey söyleyeyim. Hemen ben yorum yapacağım. Hayır. Kınayı kim yaptı? Ben yaptım. Kınayı senin yaptığın o kadar belli ki. Resmen iki dört duvar arasında kına yapmışsın. Adamların iliğini kemiğini sövmüşsün. Hayat. Bir de o bin dallı standart. Okulun spor kesinlikle salonunda yapmışlar gibi ya. Bodrum katında gibi. O peki, ne? Peki baba. Ona bir kere çok özel, çok bilindik bir otel. Ya. Otel mi? Evet, otel. Yapacak Allah aşkına, okulun şey spor salonu orası bildiğin. Hangi lisenin spor salonu? Benim nişanımın kafesiyle dalga geçiyordun. Resmen aynı orası gibi bir yer tutmuşsun. Yok gerçekten. Seninki daha güzel. Asiye'ninki daha güzel. Asiye, en azından ben elimde kına tepsiyle döndük. Sen çiçekle dönmüş eşin seni. Nişan sonuçta kına değil ki benimki. Benimki nişan. Tabii ki de çiçekle dönülecek. Kınayla mı dönülecekti? Kızlar, siz Bindallı'yı anlamazsınız. Çok ya, özel taşları vardı onun. Ya ben, bırak Allah aşkına, üzerine 5 beden büyük gelmiş. Hangi teyzenin kıyafetini giydin sen? Bak. Kınaya girerken kaderin kınası de ya, insan lüks diyorsun. Kağıt yani, bu satılık ev, kiralık dükkan gibi. Vallahi zannettim emlakçı dükkanı gibi, ne öyle yani. İsterseniz düğün davetiyesini getireyim. Aşkım, göstereyim, anlamadım. Lüks diyor yani. Ya insan lüks. Böyle yaldızlı. Evet. Hani böyle koyarlar ya kapıya, ayaklı böyle lüks dedin ya. Çok, çok dikkatli bakmamışsınız değil mi? Girişe yazarlar böyle. Camda. Evet. Tüllerle, büllerle yazılır. Oraları çekmemişler. Ama ne bileyim, ben daha ilk camdaki kağıt dikkatimi çekti. Bin dallısı kaç paraya aldın? Bin dallıyı 7000 liraya aldık. Aslında aslında gelinliğin yanında bin dallı veriyorlardı. Ama benim haberim olmadan gelinim oğluma başka bir gelincik diye götürmüş. Kendi istediği bin dallıyı almış. E tamam, senin memnun olman lazım. Hep kızın istekleri oluyor ya. Yani ama niye haber, böyle şikayet eder gibi konuşuyorsun? Haberim olsaydı ben zaten götürür kendim alırdım. Ha, onu da illa sen oğlun almasın, sen alacaksın. Söylemediler benden ya. Gizli gizli iş yaptıkları için kızdım. Ben zaten esirgeyen bir insan değilim ki, zaten her şeyini alıyorum. Ya karı koca her şeyi sana söylemek zorunda mı ya? Acaba belki çekin de kayınvalidem her şeyimi yapıyor. Şimdi kızar mı ki falan diye mi düşündü acaba, bilmiyorum ki.